EFV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia ile ilgili davanın 8. duruşması bugün saat 9.30'da başladı. 46 gün aradan sonra Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6'sı tutuklu, 46 sanık yargılanıyor. Soma'da şehit olan madenci yakınları davaya yine ilgi gösterdi. Mahkeme salonu etrafındaki güvenlik çemberi de daraltıldı. Bina etrafında yaklaşık 150 güvenlik personeli görev yaptı. Mahkeme öncesi duruşma salonu civarında Şehit Murat Öztürk Caddesi 167 sokak üzerinde Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri de davaya katılan bazı Somalı vatandaşların katıldığı yürüyüş yapıldı. Yürüyüş yapan grup çeşitli sloganlar attı. Sevgili seyirciler, Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konularak kuruluş yıl dönümü kutlandı. Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konularak kutlandı. Sabah saat 9.30'da Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı önünde düzenlenen törene Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Bülent Mercan, Jandarma Alay Komutanlığındaki üst düzey subay, az subay ve diğer rütbeliler katıldı. Tören Jandarma Albay Bülent Mercan tarafından Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti. Ardından saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı söylenerek Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi'nin Akpınar Mahallesi'nde yaptığı çok amaçlı salon ve kurs binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik açılış töreninde Akpınar Mahallesi'nde bir taziye evinin yapılacağının da müjdesini verdi. Şehzadeler Belediyesi'nin Akpınar Mahallesi'nde yaptığı çok amaçlı salon ve kurs binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti İl Başkanı Zülfikar Gürcan, İl Müftüsü Sinan Cihan, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akpınar Mahallesi çok amaçlı salon ve kurs binası için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür eden İl Müftüsü Sinan Cihan şöyle konuştu. İnşaat beraber burayı yapan kısa sürede beraber açarız dedi ve söylediğinde yaptı, gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bayramdan hemen sonra Akpınar Mahallesi'nde bir taziye evinin temelinin atılacağını müjdeledi. 85. yıl Türk Bayramı ilçesinin arkasında uygun bir yer tespiti yaptık ve dedik ki buraya da kimse rahatsız olmaz, burayı da bir taziye ve kültür evi olarak yapalım. Bayramdan sonra onun da temelini atacağız ve kısa bir süre içerisinde onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, çok amaçlı salon ve kurs binasının Akpınar Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi. Bu binayı yapmak kadar bu binayı devam ettirmek ve halkımızın hizmetine sunmak da diğer ayrı bir görev. Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde çok amaçlı salon ve kurs binasının açılış kurderesini tüm protokol üyeleri birlikte kesti. Ya Allah, bismillah. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, protokole binayı gezdirerek tesis hakkında bilgiler verdi. Açılış töreninin ardından tüm misafirler ve vatandaş, Şehzadeler Belediyesi'nin mahallede kurduğu iftar sofrasında iftarını açtı. Evet.
Sevgili seyirciler, ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli genç Muhammed Barit, iç savaşta atılan füzeler sonrası kuyruk sokumuna ve bacaklarına isabet eden şarampol parçasıyla yaşamına devam ediyor. Muhammed Barai, Suriye'de iç savaşın başladığı yıllarda ilk önce kardeşini kaybetti. 4 yıl sonra 5 arkadaşıyla birlikte bahçede otururken bir füzenin altında kaldı. 3 kişi hayatını orada kaybetti. Muhammed Barai ve 2 arkadaşı yaralı olarak kurtuldu. Barai savaştan kaçıp önceden Türkiye'ye yerleşen teyzesinin yanına Manisa'ya geldi. Barai şu an koltuk değnekleri yardımıyla hareket edebiliyor. O da Şam'da Ruta denilen bir mekanda. Onu abluk altına alınmış. Ne girişi var ne çıkışı var. İlaç yok. Gıda yok. O öğrenciydi Suriye'deyken. Öğrenciydi. Ha, o zamana kadar bir bombardıman sonucu bir şarapnel parçaları sırtına giriyor. Rahmetli annesi de ona bakmaya gittiğinde hastaneye. Tam dönüşte tekrar bir Rus bombardımanı. Bu sefer annesi rahmetli oluyor. Hastaneye gitti. Tomografi için 120 lira, muayene için 60 lira istediler. Kimliği olmadığı için bir turist ücreti alındı. Hemen hemen 170 lira, 180 lira para ödemişler orada. Bir tomografi için 120 lira, bir de muayene parası 60 lira. Tabii bunun 99'lu kimliği olmadığı için bir turist olarak ücret almış onlardan onda. Hemen 200 liraya yakın para almıştı. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi tarafından Mesir Mahallesi Mesir Camii yakınında kurulan Ramazan Etkinlik Çadırı şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Belediye tarafından düzenlenen iftar yemeği ve programı şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi. İftar çadırları rüzgarın azizliğine uğradı. Yunus Emre Belediyesi'nin Laleli Mesir Camii yakınında kurmuş olduğu Ramazan Etkinlik Çadırı şiddetli rüzgardan dolayı yıkıldı. Rüzgar çadırı devirince iftar yemeği ve programları da iptal edildi. Sevgili seyirciler, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan telefon direğine çarpan otomobil direği yola devrildi. Turgut Özal Mahallesi, Karsızlar Küme Evleri kanal boyunda bulunan direğin devrilmesi sonucu yol araç trafiğine kapatıldı. Turgut Özal Mahallesi, Karsızlar Küme Evleri kanal boyu yol kenarında bulunan telefon direğine çarpan araç direğin kırılmasına neden oldu. Kırılan telefon direği üzerindeki tellere takılarak yol ortasında asılı kaldı. Kırılan direk araç trafiğine de engel oldu. Tellerin gerilimi diğer direklerin de eğilmesine neden oldu. Direklerin devrilmesiyle telefonları da kesilen mahalle sakinleri yetkililere seslenerek kırılan direğin onarılmasını, diğer direklerin de düzeltilmesini istedi. Sevgili seyirciler, özellikle Yunt Dağı bölgesi kırsalında bulunan tütün yetiştiricileri yılın ilk hasadını yapmaya başladı. Tütün tarlalarında görüştüğümüz üreticiler artık tütün para etmiyor, arazilere her geçen gün alternatif ürünler ekiliyor. Böyle giderse tütün aynı pamuk gibi Manisa'da bitecek diye konuştu. Hemen Tekeller Halıklı bölgesine geldik. Tütün kırımı yapan bir beyle. Burada tütünle ilgili biraz bilgi alacağız. Tütün kırımına başlayan üreticiler, tütüncülüğün artık bitmek üzere olduğunu belirterek dert yandı. Tütün üreticileri, tütünle uğraşan çiftçi sayısında bir hali düşüş yaşandığını da söyledi. Kendimizin de bunları biz dönüm hesabı kırıyoruz. Dönümü zaten 3 el kırıyoruz. 3 eli 700 bin liraya
Kuruyuz. 3.50 de. Evet. Yoksa tek eli mi 700 lira? Tek eli 700 milyon. Dönüm hesabı kuruyoruz. Dönümü 700 milyon. 4 kişi çalışıyoruz. 4 kişi çalışıyorsunuz. Evet. Paranızı alabiliyor musunuz? Alıyoruz. Ekil alanları biraz düşük. Neden? Neden? Çünkü fiyat bakımından biraz düşük. Tütün fiyatlar mı? Tabii. Şimdi biz kurucu olarak mesela şu anda 1 milyar olması lazım. Dönüm hesabı. Evet. Şu anda eken satın azaldı. Ekim alanları azaldı. Evet. Neden azaldı? Azaldı çünkü para etmediği için. Tütün para etmiyor. Evet. Para etmediği için. Tekel de fazla almıyor satın. Böyle giderse tütüncülük de aynen pamuk gibi yok mu olacak? Tabii. Yani fazla sür. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan gecelerini izlemeye gelen vatandaşlar sanatçı Rahmi Olcay'ın okuduğu ilahilerle keyifli saatler yaşadı. Şehzadeler Belediyesi Ramazan Geceleri programında sahneye çıkan sanatçı Rahmi Olcay, seslendirdiği ilahilerle Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşa keyifli saatler yaşattı. Teravih namazının ardından düzenlenen konsere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Donguç, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Karabulut, Mehmet Kavas, Ali Özyiğit, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıçkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisalı sanatçı olan Rahmi Olcay'ı Şehzadeler'de misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı geceler diliyorum. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Sayın Rahmi Olcay İstanbul'da yaşıyor ancak bizim hemşerimiz Kırkağaç'ta aynı zamanda. Biz de kendisini dinleyerek istifade ediyoruz. Ben sizler adına kendisine hoş geldiniz diyorum. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık diyorum. Hepinize saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Çelik konser sonunda sanatçı Rahmi Olcay'a çiçek takdim etti. Çok teşekkür ederim efendim. Sevgili seyirciler, Turgutlu Belediyesi kentin en prestijli noktalarından biri olan Şehit Parkı'nda yaptığı düzenleme çalışmasıyla park gecesi ayrı gündüz gürültüler oluşturan bir noktaya geldi. Şehrin pek çok noktasında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına son hızla devam eden Turgutlu Belediyesi, son olarak Şehitler Parkı'nda yaptığı düzenleme ile parkı daha renkli ve daha gösterişli hale getirdi. Servili Tepe Mahallesi'nde yer alan parkı sil baştan ele alan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı peyzaj çalışmasıyla parkın daha yeşil ve daha ferah olmasını sağladı. Yaklaşık 2450 metrekare rulo çim seriminin yapıldığı parka, 4000 adet sardunya, Amerikan sarmaşığı ve mevsimlik çiçek ekildi. Şehit anıtının etrafındaki 16 Türk devleti bayrakları yenilenerek anıt daha görkemli hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı elektrik işleri ekibi de yaklaşık 50 aydınlatma direğiyle havuz ve anıt etrafını daha görünür kıldı. Ekiplerin titiz çalışmalarıyla ortaya renkli, görkemli ve Turgutlu'ya yakışır bir park çıktı. Sevgili seyirciler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 21. dönem öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşıyor. Evet, öğrenci arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muzaffer Tepekaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Kenan Dost, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Sabih Özer, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Mehmet Göral ve Müdür Yardımcıları Doçent Doktor Murat Taş'la, Yardımcı Doçent Doktor Pınar Güzel ve Yüksekokul Bölüm Başkanları, Öğretim Elemanları, Emekli Akademisyenler ve mezunların aileleri katıldı.
Tören Yüksekokul 1.'si Sedef Savran, 2. Sezgin Çoban ve 3. Barış Köksal'a ödüllerinin takdim edilmesi, Sedef Savran'ın konuşması, tüm mezunlara mezuniyet belgelerinin verilmesi, meslek andının Yüksekokul 3.'sü Barış Köksal tarafından tüm mezunlara okutturulması, 2015 Manisa Celalbe Üniversitesi ses yarışması 1.'si Fatih Şen ve ekibinin müzik dinletisi ve kep atmayla sona erdi. Haziran 2016 tarihli dolar euro altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar alış 2,93, satış 2,93. Euro alış 3,28, satış 3,28. Altın alış 121, satış 121. 14 Haziran 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çeyitli pamukta muamele yok. Çekirdeksiz kuru üzüm en az 3,10, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 4,10 lira. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Manisa Spor'da yaklaşan kongre öncesi Orkun Şıktaşlı yaptığı yazılı açıklama ile 18 Haziran'da yapılacak kongrede başkan adayı olacağını açıkladı. Manisa Spor Başkan adaylığı için ismi gündeme gelen Orkun Şıktaşlı, seçime sayılı günler kala adaylığını açıkladı ve yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Orkun Şıktaşlı yaptığı açıklamada, sanayi, tarım üretimi ve ihracatıyla Türkiye'de başa güreşen Manisa'mız, aynı performansı geçmişte futbolda da ortaya koymuştur. Bugün milli takımımızın iskelet kadrosunun Manisa Spor'lu eski oyunculardan kurulu olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Bu durum bizi gururlandırıyor. Ancak bu gurur, geçmiş dönemlerin başarısını yansıtıyor. Manisa Spor'umuzu bugüne kadar başarıdan başarıya koşturan tüm kulüp başkan ve yöneticilerimize saygı, şükran ve minnetle alıyoruz. Manisa Spor'umuz bugün iflas noktasına gelmiştir. Gelinen iflas noktası bugün o kadar vahim bir tablo ortaya koymuştur ki Manisa Spor PTT 1. Lig kalitesinden çok uzak bir seviyede, hatta şu an geçen yılın bile çok gerisine düşmüştür. Biz Manisa Spor üyelerine düşen bu dağınıklığı toparlamak, en kısa zamanda önce PTT 1. Lig, sonra Süper Lig kalitesinde bir futbol takımı kurmaktır. Bu vesileyle Manisa Spor'u daha önceki istikrarlı günlerine döndürmek, ekonomik kriz, iflas ve cezalar yerine başarılarıyla gündeme gelen bir kulübü yeniden inşa etmek için Manisa Spor Başkanlığı'na aday olduğumu tüm kamuoyuna ilan ediyorum. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrenin ardından yönetim Mehmet Güzgülü Başkanlığı'nda ilk toplantısını yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı yapılarak yöneticilerin sorumluluk alanları belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Yönetimi Mehmet Güzgülü Başkanlığı'nda toplanarak görev dağılımını gerçekleştirdi. Halil Unutmak Spor Tesislerinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında başkan yardımcılığı görevine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu getirildi. Toplantıda Mali ve İdari İşler Sorumlusu Ahmet Ulu Turhan, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ersoy Arslan, Altyapı Sorumlusu Haşim Elmalı, Voleybol, Basketbol ve Yüzme Branşları Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, Metin Memitse Jimnastik, Atıcılık, Judo, Dağcılık ve diğer amatör branşlar sorumlusu olarak belirlendi. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor, Futbol, Basketbol, Voleybol ve Yüzme'de yaz okulu açtı. Kulüpten yapılan açıklamada kayıtların başladığı ve yaz okullarının 21 Haziran'dan itibaren başlayacağı belirtildi.
Yaz aylarına girilmesiyle birlikte futbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında yaz okulu açan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kayıtlar başladı. Yaz okulları ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada kayıt olmak isteyenlerin Manisa Büyükşehir Belediyesi spor salonu ve kapalı yüzme havuzu, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi ile Fikri Bayral spor tesislerinde bulunan kayıt merkezlerine başvurmaları gerektiği belirtildi. Salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek olan kurslarda futbol ve basketbola 2004-2010 doğumlular, voleybola 2000-2010 doğumlular, yüzmeye ise 2001-2012 doğumlular başvurabilecek. ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşça kalın.